olarak bugün iş hukuku dersimizin üçüncüsünde alt işveren konusuna değineceğiz. Bu konu çok önemli bir konu. Öncelikle 4857 sayılı iş kanunumuzdaki tanımına bakalım. Bir işverenden iş yerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereğiyle teknolojik bedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu iş yerinde aldığı işte çalıştıran, diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren, alt işveren ilişkisi denir. Öncelikle bizim kanunumuzdaki tanımı budur. Diğer maddenin devamında ise burada artık aralarındaki ilişki ve sorumluluktan bahsetmektedir. Onları da okuyalım. Daha sonra konumuzu anlatmaya başlayalım. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o iş yeri ile ilgili olarak bu kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur. Yani dediğimiz gibi maddenin devamında alt işverenle birlikte asıl işveren de sorumlu tutmuş. Şimdi geçiyoruz ikinci kısma. Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o iş yerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler. İşletmenin ve işin gereğiyle teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilmez. Bakın bu ikinci kısım bizim için şöyle önemli. İlk kısımda bize alt işverenlik ilişkisinden bahsediyor. Alt işverenin işçilerine karşı asıl işverenin sorumluluğundan bahsediyor. Fakat ikinci kısımda da bu alt işverenliğin kötüye kullanılmaması için, muvazayı önlemek için getirilmiş cümleler var. Biz bu cümlelerin ne olduğunu ilerleyen dakikalarda açıklayacağız. Öncelikle ben şunu belirtmek istiyorum. Alt işveren kesinlikle asıl işverenin işveren vekili değildir. Zaten işveren vekili olsa ortada bir alt işverenlik ilişkisi olmaz. Yani asıl işveren yalnızca alt işvereni denetler. Ona emir ve talimat veremez. Çünkü ikisi de ayrı ayrı iki iş yeridir. Ya ben bir firmayım, ben bir iş aldım. Yaparken gelip birileri sürekli bana karışamaz. Çünkü o işçileri ben çalıştırıyorum. O işi ben yapıyorum. Buna dikkat edelim. Şimdi önce alt işverenlik ilişkisinin kuruluşundan başlayalım. Alt işverenlik ilişkisinin kurulması için alt işverenlik sözleşmesi ile birlikte evraklarını bölge müdürlüklerine götürecek, teslim edecek. Bu evraklar iş müfettişlerince inceleniyor ve bir rapor hazırlanıyor, karar veriliyor. Eğer bu kararda muvaza tespit edilirse ve olumsuz bir rapor verirse, yani alt işverenlik ilişkisini kullanmayacağına dair, bu işverenlere tebliğ ediliyor. Yani gerek alt işverene gerek asıl işverene 30 gün içerisinde yetkili iş mahkemesine bunların itiraz etmesi lazım. Bu da basit yargılama usulüne tabi bir davadır. 4 ay içerisinde de sonuçlandırılır. Eğer temyize halinde Yargıtay'a giderse 6 ay içerisinde kesin olarak karar verir. Peki itiraz edilmezse ne olur? Yani şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi kamu idarelerince itiraz edilmesini iş kanunumuz zorunlu tutmuş. Yani kamu itiraz etmek zorunda zaten. Ayrıca kişiler de eğer itiraz etmezse ve ya da itiraz eder de mahkeme raporu doğru bulursa, yani alt işverenlik ilişkisinin muvazalı olduğunu mahkeme de onaylarsa, o zaman işverenlerin
hepsine idari para cezası verilir. Yani hem işveren hem alt işverene. Aynı şekilde eğer işveren vekilleri varsa işveren vekillerine de idari para cezası verilebilir. Yani hangisi bu muvazaya sebep olduysa. Geliyoruz şimdi alt işveren ilişkisi kurulmasının koşulları. Şimdi alt işverenlik için biz hem 4857 sayılı kanunumuzdan yararlanıyoruz. Hem de bizim yine alt işveren yönetmeliğimiz var. Yönetmelik kanuna göre biraz daha açık. Yani daha çok ondan yararlanmamız gerekiyor. Bazı kısımlarda kanuna tekrar bakmamız gerekebilir. Şimdi burada ben size asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin kurulmasının şartlarını zaten işveren yönetmeliğinde belirtmişler. Alt işverenlik yönetmeliğinde. Ben o kısmı getirdim koydum. Önce bunu okuyacağız. Daha sonra bunların tek tek açıklamasını yapacağız. Okuyalım. Önce bu ilişkinin kurulması için neler gerekirmiş? A. Asıl işverenin iş yerinde mal veya hizmet üretimi işlerinde çalışan kendi işçileri de bulunmalıdır. B. Alt işverene verilen iş yerinde mal veya hizmet üretiminin yardımcı işlerinden olmalıdır. Asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi durumunda ise verilen iş, işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olmalıdır. C. Alt işveren üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o iş yerinde aldığı işte çalıştırmalıdır. C. Alt işverene verilen iş yerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin bir iş olmalı. Asıl işe bağımlı ve asıl iş sürdüğü müddetçe devam eden bir iş olmalıdır. D. Alt işveren daha önce o iş yerinde çalıştırılan bir kimse olmamalıdır. Ancak daha önce o iş yerinde çalıştırılan işçinin bilahare tüzel kişi, şirketin ya da adi ortağın hissedarı olması alt işveren ilişkisi kurulmasını engel teşkil etmez demiş. Şimdi A maddesini açıklayarak başlıyoruz. Asıl işverenin iş yerinde mal veya hizmet üretimi işlerinde çalışan kendi işçileri de bulunmalıdır demiş. Yani bizim için öncelikle bir alt işveren ilişkisi için asıl işverenin varlığına ihtiyaç var. Yani şu şekilde bir şirket bütün işlerini dağıtıp küçük 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 başka bir firmalar çalıştırırsa, yani kendi çalışanı hiç yoksa bu şekilde bir asıl iş yeri zaten olmadığı için görüntü de var sadece. Alt işverenlik ilişkisi oluşmaz. Yani bir iş örgütlenmesi olması lazım asıl işverenin. İş yeri videosunda anlatmıştık. İş yeri olması için bir üretim için toplanmış bir organizasyon bütünü gerekiyor. Bizim için asıl işverenin varlığı için. Yani şu şekilde de bunu söyleyebiliriz. Şimdi bir kamu kurumunun bir bina yaptırmasını düşünün. Şimdi herhangi bir kamu kurumu bunu yaptırdığından şimdi bu vereceği bina yapımı işinde ihale makamıdır. Şimdi ortada bir asıl işveren yok. Ne yapıyor? Diyor ki sen benim yerime ben bina yapamayacağım. Ben bu şartlara sahip değilim. İhale çıkartıyorum. Teklif vereceksiniz. Ona göre birinize vereceğim diyor. Veriyor bir tane şirkete. O ne yapıyor? Binasını dikiyor, çekiliyor. Şimdi burada zaten asıl işverenlik, alt işverenlik ilişkisi kurulacak bir durum olmadığı için, zaten asıl işveren de olmadığı için bu alt işveren ilişkisinden zaten o yüzden bahsedemiyoruz. Yani bizim için bakmamız gereken şey bizim burada bir asıl işveren var mı? Ve diğer maddelerdeki zaten işlerin bölünmesi, ne şekilde bölündüğü. Bunları inceleyeceğiz. Ayrıca şimdi asıl işveren alt işveren ilişkisi için de alt işverenin de kendi işçileri olması lazım. Yani her ikisinin de aslında işçileri birbirinden bağımsızdır. Alt işveren kendi işçisini alır, asıl işveren kendi işçisini alır. Alt işveren kendi aldığı işte kendi işçilerine çalıştırır. Asıl işveren de kendi işçilerini çalıştırır.
Zaten bunlar birbirinde çalıştırıyor olsa muvazalı bir işlem olacak. Muvazalı olduğu için de asıl işverenin işçisi sayılacak. Buna dikkat ediyoruz. Peki şimdi gelelim diğer bir konuya. Alt işverenin işçileri bu işi nerede yapacak? Yani şimdi bunu biz iki şekilde yorumlayabiliriz. Tabii bunu çok dar anlamda da yorumlamayacağız. Zaten alt işveren eğer işi aldıysa bunu asıl işverenin iş yerinde de görebilir. Yani bir üretim için özel bir paketlemede bir metot kullanılması gerekiyordur. Teknolojik uzmanlık gerektiriyordur. Alt işverene verilmiştir. Şimdi bunu orada yapması lazım. O işçilerin orada çalışması lazım. Fakat bir taşımacılık işinde alt işveren aldığı zaman adamın iş yerinde çalışmasına gerek yok ki. Gidecek malını alacak, götüreceği yere ulaştıracak. Yani bunun çok da dar anlamda hayır, o iş yerinde çalışması lazım alt işveren işçilerinden ya da çalışmamalı gibi yorumlamak gerekmez. Bizim için önemli olan ilişkinin muvazaya dayanmaması. Şimdi geliyoruz ikinci maddeye. B'ye yani. Alt işverene verilen iş yerinde mal veya hizmet üretiminin yardımcı işlerinden olmalıdır. Asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi durumunda ise verilen iş işletmenin ve işin gereğiyle teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olmalıdır. Öncelikle biz yardımcı iş nedir bir bunu öğrenelim. Yardımcı iş bizim kanunumuzda şu şekilde belirtilmiş. Daha doğrusu alt işveren yönetmeliğinde belirtilmiş. İş yerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin olmakla beraber doğrudan üretim organizasyonu içerisinde yer almayan, üretimin zorunlu bir unsuru olmayan, ancak asıl iş devam ettikçe devam eden ve asıl işe bağımlı olan işi ifade eder demiş. Yani şimdi bu yardımcı iş şudur. Bir iş yeri organizasyonu kurduk. Organizasyonun ana iskeleti, yani üretim, bizim için asıl iştir. Diğerleri de yani şimdi iş yeri kurdunuz ama bu iş yerinin bir güvenliğe ihtiyacı var. Neden? İşte mallarınız çalınabilir. İşçileriniz zarar görebilir. Yani korunması lazım. Ne yapacaksınız? Güvenlik hizmeti. Yardımcı iş. İşçiler acıkacak. Yemek yemesi lazım. Yemek hizmeti sunmanız lazım. Yemek hizmetleri. Personeli taşıyacaksınız. Servis hizmeti sunacaksınız. Bu da yardımcı iş. Aynı şekilde bir çay ocağı açarsınız. Orası da yardımcı iş. Ya da işçilerinizin çocuklarını getirmesi için kreş açabilirsiniz. Aynı şekilde bu da yardımcı iştir. Asıl işte mesela ne olabilir? Çay üretiminden ben örnek vermek istedim. İşte bu çayın soldurma, kıvırma, fermantasyon, kurutma gibi işlemleri fabrikada bu asıl işi ifade ediyor. O nedenle biz yardımcı işlerde alt işverenlik ilişkisi kurabiliyoruz. Yani bir güvenliği, bir taşeron firmaya verebilirsiniz. Yemekhane hizmetleri aynı şekilde alt işveren ilişkisi kullanarak başka bir firmaya verilebilir. Gelelim maddenin devamındaki ikinci kısma. Yani asıl işin bölünerek verilmesi ve bu işin teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olması. Yani bize burada iki şart sunmuş. Eğer diyor kanun, asıl işveren olarak sen işini, yani asıl işini bölerek başka birine vereceksen alt işveren olarak, o zaman bunun teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olması gerekmektedir diyor. Bize hep bu şekilde bir şartları sunmuş. Eğer bu olmazsa alt işveren ilişkisi kurulmuş olmaz. Yani siz asıl işinizi bölerek verdiniz. Neydi sizin asıl işiniz? Çay üretiminden dedik. Soldurma işlemi yaptınız. Kıvırma işlemini verip fermantasyonu siz yapıyorsunuz. Yani şimdi asıl işi böldünüz ama şimdi teknolojik nedenle uzmanlık da gerektiriyor mu? Yapılacak işlem. Buna bakmak gerekiyor. Ha, teknolojik nedenle uzmanlık gerektirmesi de sadece başlı başına bir ölçüt değil. Firmanın onu yapmaya yeterli olması lazım üretim için. Bazı şeyler sadece istisnadır. O yüzden asıl işin bölündüğünde
Biz buna özellikle dikkat edeceğiz. Yani sadece asıl iş bölümde hayır olmaz demiyoruz. Bir de teknolojik nedenle dolayı verebiliyor mu? Bunu incelememiz lazım. Şimdi asıl bir de dikkat etmemiz gereken konu şu. Şimdi bir firma kendi üretimini ya da kendi yaptığı işle ilgili öyle kafasına göre alt işverenlik ilişkisi kuramaz. Yani siz kendi yaptığınız işle ilgili neden alt işverenlik kurabilirsiniz? Nasıl kuracaksınız? Yani bir taşımacılık işi yapıyorsunuz. Ama taşıma işiyle ilgili bir kısmını bölüp başka bir firmaya alt işverenlik veriyorsunuz. Bir de senin işin taşımacılık zaten. Yani bir kargo firmasını düşün. Kargo firması işte sen Ankara'yı taşı, oraya alt işverene verdim diyemez. Ya orası zaten sen taşıyacaksın orayı. Senin işin bu, taşımacılık işin bu. Ya da iki arabayı ben taşıyacağım, üç araba sen taşıyacaksın diye başkasına alt işveren ilişkisi kuramazsınız. Sizin zaten asıl işiniz bu. Bu konuyu da ayrıca dikkat edelim. Sınavlarda çeldirici şeyler sorulabilir. Peki gelelim diğer. Şimdi bir örnek belirtmişim. İşin bölünebilir olması ile ilgili. Örnek. Bir kıyafet üretimi yapan şirketin işte kumaşı kesmek, dikmek, boyamak gibi farklı işleri varsa bunların alt işverene verilmesi için uzmanlık gerektiren iş olması gerekmektedir demişiz gene. Yani bakın Yargıtay da zaten bunu kabul etmiş. Eğer bunu bu şekilde Yargıtay aynı zamanda teknolojik kısmı da arıyor olmasaydı bu sahtekarlığa fazlaca sebep olurdu ki bu şekilde bazı muvazalı işler gene de olabiliyor. Gözden kaçabiliyor. Adam asıl işini parça 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 sırf ya maliyeti düşürmek, daha ucuz işçi çalıştırmak için başka alt işverenlere veriyor. Ya da muvazalı bir alt işverenlik oluşturuyor. O yüzden buna da zaten teknolojik sebeple getirilmiş ve kabul ediliyor. Yani bunun için özellikle bakacağız. Yani bir kumaşın bir bölümü ile ilgili nanoteknoloji kullanılacaktır. Firmanın elindeki imkanı yeterli değildir ona. Evet, normal üretimini zaten yapıyordur. Onunla ilgili alt işverenlik kurabilir. Bunun önünde bir engel yok. Ama dediğim gibi biz üretim aşamasına özellikle dikkat edeceğiz. Şimdi tekrar edeceğim bir not. Zaten başlangıçta da söylemiştim. Alt işveren ile asıl işveren arasında yalnızca denetleme yetkisi vardır. Yani asıl işveren sadece alt işvereni denetler. Yoksa burada iki ayrı firma vardır. Yani alt işveren kendi işçilerinin ücretini kendisi öder. Haklarını kendisi sağlar. Toplu sözleşmesini kendisi yapar. İşte bordrolarını kendi düzenler. Yalnızca asıl işveren sonuçta onun iş yapılıyor. Yani söyleyeceği şeyler emir ve talimat olarak algılamayacağız. Denetleme yetkisidir. Yoksa adam kendi malının zarar göreceği bir şey ister mi istemez. Tabii ki karışacak. Ama bunu emir ve talimat verme yetkisi olarak almayacağız. Yani bir iş düşünün. Mesela bir hastane işte temizlik işi için şey yaptı. Alt işveren ilişkisi kurdu. Şimdi işçilerin alımını hastane yönetimi karar veriyor. Kimin alınıp kimin alınmayacağını. İşlerin nasıl yapılacağına hastane yönetimi. Ya o zaman muvazalı bir işlem oluyor. Bu durumda da o işçiler baştan itibaren hastanenin asıl işçisi oluyor. Asıl işveren o çünkü. Buna da dikkat edelim. Şimdi C bendini anlatalım. Alt işveren üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o iş yerinde aldığı işte çalıştırmalıdır. Yani bizim için alt işveren aldığı bir iş olursa oraya özel işçi tahsis etmeli. Yani o işçiler sadece orada çalışması lazım. Eğer işçilerini bunu genelde şeyde görüyoruz mesela bazı firmalarla temizlik firmalarının anlaştığı işte işçilerinin bir kısmını bir gün orada çalıştırıyor, oradan gönderiyor, başka yerde çalıştırıyor, oradan alıyor, başka yerde çalıştırıyor. Yani şimdi bu durum şunu etkilemiyor bir kere. Yani orada çalıştırıldığı durumda alt işveren ilişkisi kurulmaz diyemeyiz. Bunu aklınızdan çıkartın. Yine alt işveren ilişkisi eğer şartları varsa tabii ki kurulabilir. Fakat
farklı farklı iş yerlerinde sürekli işçisini çalıştırırsa, sıkıntı şu, o işçiler için hani bu alt işveren ilişkisinden asıl işveren de sorumluydu ya işçilere karşı sorumluluklarında. Sadece o sorumluluk olmuyor. Bu sorumluluk ortadan kalkıyor. Yani asıl işveren artık sorumlu olmuyor. Tabi bu da kötüye kullanılabilir bir madde. Maalesef. Ama bizim için dikkat etmemiz gereken işçilerini o asıl işveren iş yerinde çalıştırmazsa gene alt işveren ilişkisinin kurulacağıdır. Altını çiziyorum. Alt işveren ilişkisi kurulur fakat işçilere karşı asıl işverenin sorumluluğu ortadan kalkar. Buna da dikkat edelim. Geliyoruz Ç bendine. Alt işverene verilen iş, iş yerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin bir iş olmalı. Asıl işe bağımlı ve asıl iş sürdüğü müddetçe devam eden bir iş olmalıdır. Yani alt işverenin koşullarından birisi de yürütülen mal ve hizmet üretimine ilişkin bir iş olması lazım. Yani şimdi bir firmanın artık ihtiyacı oldu. Tekstil işiyle uğraşan bir firma büyüdü. Ve sığmıyor artık. Yeni bir bina yaptırması lazım. Ne yapacak? Bu binayı parasını verip yaptıracak. Burada alt işveren ilişkisinin kurulmasını gerektiren bir durum yok ki. Burada ihtiyacı oldu. Mal alacak yani bir nevi. İnşaat yaptıracak. Burada sanki bir ihale makamıymış gibi biz bunu anlayacağız. Yani burada bir alt işveren ilişkisi vardır diyemeyeceğiz. Çünkü bir üretim organizasyonu içerisinde olan bir şey değil bu. Bu çok ayrı bir şey. Yani adam yaptırmasa zaten üretimini devam edecek ama büyümek istiyor. Ne yapacak? Yeni bir bina daha yapıp yayılacak. Biz değerlendirme yaparken alt işverenlikte üretim organizasyonuna dahil eden yani o devam ettikçe bunun da devam edeceği bir iş mesela güvenlik. Yani şirket olduğu sürece güvenlik olmak zorunda. Ya da mesela bir mal düşünün, gıda düşünün. Yani bu gıdayı ürettiğiniz sürece onu paketlemeniz de lazım ki bozulmasın. Devam eden bir şey. Geliyoruz D bendine. Alt işveren daha önce o iş yerinde çalıştırılan bir kimse olmamalıdır. Ancak daha önce o iş yerinde çalıştırılan işçinin bilahare tüzel kişi şirketin ya da adi ortaklığın hissedarı olması alt işveren ilişkisi kurmasına engel teşkil etmez demiş. Şimdi burada bir kere muvazaayı demiştik zaten başta. Engellemeye çalışmak var. Neden? Çünkü asıl işveren kendi işçisine, güvendiği bir işçisine alt işverenlik ilişkisi kurdurur. Ona 3-5 kuruş fazla para verir. Gider o firmada diğer işçilerine çıkartır. Bakın alt işverene veriyorum size ihtiyacım yok der. Ki bunu yapıyorlar. Daha sonra bu alt işveren kurduğu işçisi ucuza başka işçi alabilir. Ne olur? 3000 liraya çalıştırdığı işçisini 2000 liraya çalıştırır. Ah maliyetleri düşürdü. Bu yapılıyor maalesef. De tabi bazıları anlaşılamıyor. Çünkü işçisine değil de yakınındaki başka birine yaptırıyorlar. Fakat bizim için bilmemiz gereken sorularda kendi işçisini ve alt işverenin ilişkisi kurulamayacağı. Ama bunu da tabi kendi işçisi diye görür görmez hemen üzerine çizmeyeceğiz. Burada da bir muvazaalı işlem var mı yok mu? Çünkü kendi işçisiyle de belli şartlarda alt işverenlik ilişkisi kurulabilir. Yani işçi bir şirket kurmuştur, işten ayrılmıştır. Bir para bulmuştur bir yerden. İş kurmuştur. Gelişmiştir. O da artık büyük bir şirket olmuştur. Alt işverenlik ilişkisini hayır senin eski işçinle kuramayız mı diyeceğiz. Adamlar iş yapacak. Bu sefer kurulabilir. Bizim için dediğim gibi yalnızca aradaki ilişkiye bakacağız biz. Durumdan değerlendireceğiz biz bunu. Olayın durumuna göre analiz etmek her zaman bize daha da yararlı olacak. Yoksa bunun önünde bizim için bir engel yok. Aynı şekilde çalıştırılan bir işçinin şimdi şöyle hani
Burada yukarıda maddede demiştik ya, adi ortaklığın hissedar olması engel teşkil etmez diye. Burada da muvazaa olup olmadığını gene biz tarihlere bakıyoruz. Yani şimdi işçisi ile alt işverenlik ilişkisi kurulamaz demiş de adam ne yapar? Bu sefer bir kısmını işçinin hissedarı yapar ama başkasının üzerinde iş gibi şirketi götürür. Yani şimdi bu tip bir muvazaa gene olmaması için de biz o şirketin işte faaliyetlerine, kuruluş tarihine, yani şimdi alt işverenlik ilişkisi kurulacak. Şirket kurulmuş, bir hafta sonra alt işverenlik. Yani şimdi burada muvazaa olduğu zaten bir anlaşılıyor. Sırf sanki bunun için kurulmuş gibi belli ediyor kendini. Yani bunlara da özellikle dikkat etmemiz lazım. Yani şimdi şirketlerin faaliyet alanları, kuruluşları, yapıları, birbirleriyle olan ilişkileri, bunların hepsini olaya göre analiz eder de cevaplarsanız daha yararlı. Şimdi geliyoruz çok önemli bir konuya gene. Muvazaalı alt işverenlik yaptırımlarına. Öncelikle ben bunu size kolaylık olsun diye madde madde yazdım. Başlayalım. Alt işveren ilişkisinin muvazaalı olduğu durumda bir kere kanunen zaten açık açık yazmış. Bilmemiz gereken ilk sonuç, alt işverenin işçilerinin başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılmasıdır. Yani muvazaalı siz bir alt işverenlik ilişkisi kurarsanız o işçiler bütün haklarını sizden talep eder. Sizin işçiniz sayılır onlar. Zaten sizin işçinizdir baştan itibaren. Bir diğer maddemiz, asıl işveren işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmiş suretiyle hakları kısıtlanamaz demiş. Şimdi biz burada da şunu iyi analiz edeceğiz. Yani sadece alt işveren ya da asıl işverenin birbirinin işçilerini işe alamayacağından söz etmeyeceğiz. Sadece işe alınıp çalıştırılıp daha düşük ücretle çalıştırılması yasak. Yani hakları verilirse adam, evet, asıl işverende 3.000 liraya mühendistir, çalıştırılıyordur. Alt işveren der ki ben sana 5.000 lira vereceğim. İşte ayrıca bak toplu sözleşmede şunlardan da yararlanacaksın. Daha iyi şartlar sunuyordur. Çalıştırabilir, bunda bir engel yok. Bizim burada dikkat etmemiz gereken sadece bu işçinin çalıştırıldığında hakları kısıtlanıp kısıtlanmıyor mu? Yani maaşı aynı olabilir. Tamam. Asıl işveren dedi ki ben bu işçiyi alt işverenin işçisi yap. İşçisi olarak şey yapayım. Hani göndereyim, benden çıksın. O kovdu. Diğeri aldı. Adama tamam yine aynı maaşı veriyor ama toplu sözleşmeden yararlandırmadılar. Zaten anlattığımda da baştan beri zaten muvazaa var. Öyle olmasa bile yani görüntüde zaten bu ortaya yine çıkabilir. O yüzden biz sadece bu işçilerin hakları kısıtlanıp kısıtlanmıyor mu? O hak onlara sağlanıyor mu? Buna dikkat edeceğiz. Diğer maddemiz, asıl işveren alt işverenin işçilerine karşı o iş yeri ilgili olarak kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerden alt işverenle birlikte müteselsil sorumludur. Yani asıl işveren alt işveren işçileriyle toplu sözleşme mi yaptı? Oradan bir hak mı kazandı? Oradan da ondan da sorumlu. Aynı şekilde işte kanundan doğan haklardan da sorumlu. İş sözleşmesi yaptı, iş sözleşmesinden doğan haklardan da. Asıl işveren bunu denetleyecek, yani alt işvereni denetlemesi lazım. Müteselsiz sorumluluğumuz bu. Ama şimdi şunu da söyleyelim. Bir işçi, yani asıl işverende çalışan işçinin tabi oldu mesela toplu sözleşme var. Orada bunlara diyor ki her sene iki ikramiye. Alt işveren işçisi çıkıp da "Aa bak onlar toplu sözleşmeden iki ikram ben de isterim" diyemez. Çünkü ne demiştik? İki ayrı iş yeri var. Alt işverenin işçisi kendi toplu sözleşmesinden sadece olan haklarını talep edebilir. Bir diğer madde. Asıl işverenin alt işveren ile birlikte müteselsiz sorumluluğu, işçinin o iş yerinde çalıştığı süreyle ve alt işverenin işçiye karşı sorumluluğuyla sınırlıdır. Yani şimdi şöyle düşünelim. Alt işverenlik ilişkisi 2 yıl sürdü. 2 yıl bitti. 3 gün sonra
işçinin iş akdi sonlandırıldı. Bir tazminat talep edecek. Bunu gidip de asıl işverenden isteyemez. Çünkü artık alt işverenle ilişkisi bitti. O süreyle sınırlı. Aynı şekilde alt işverenlik ilişkisi kurulmadan önce yine bir hak kaybı oldu. Yine işçi hakkını isteyecek. Yine asıl işverenden isteyemez. Çünkü arada alt işverenlik ilişkisi kurulmadan önce oluşan bir şey var, olay var. Biz buna da dikkat edeceğiz. Diğer maddemiz asıl işverenin sorumlu tutulamayacağına dair alt işvereniyle yapılan sözleşmeler işçiler açısından bağlayıcı değildir. Ancak iç ilişkide anlam ifade eder demişiz. Yani şimdi şöyle bazı bilmeyen, işi bilmeyen kişiler sözleşme yapar. Der ki ben sorumlu değilim. Kendinin sorumsuz olduğunu işçiye göstermek için bu şekilde yapar. Bunun kanunen bir önemi yoktur. Asıl işveren her halükarda sorumludur. Bu sadece onlar için iç ilişkide bir anlam ifade eder. Alt işverene karşı ne öne sürmek istiyorsa, ister dava açtığında öne sürer. Haklarını yerine getirmedi diye. Ona karşı tazminat mı ister, ne yaparsa işte. O yalnızca onu yapar. Ama bu işçi açısından bağlayıcı değildir. Size yasanın bir emredici hükmü varsa, ki bu emredici hükümlerdendir, o işçiye hakkını vereceksiniz. O hakkı vermemezlik yapamazsınız. O yüzden de bu şekilde yapılan sözleşmeler işçi açısından geçerli değildir. Bağlayıcılığı da yoktur. Bir diğer madde. Alacağı için asıl işverene başvuran bir işçi için asıl işverenin alt işverene rücu hakkı vardır. Yani siz tazminatını ödediniz işçiye. Geldi kıdem tazminat isteyecek. Sizi açtı dava. Tamam, siz ödemeyi yaptınız. Gidip alt işverene rücu edebilirsiniz. Yani bu rücu davasında da zaman aşımını biz borçlar kanununa göre almamız gerekiyor. Ve bu sürenin de 10 yıl. Yani sınavlar açısından bir önemi var mı? Zannetmiyorum sorulmalarını ama gene de bir bilgi olarak da kenarda kalsın. Bir diğer madde. Alt işverenin işçilerine haklarını sağlamaması durumunda asıl işveren bu durumu gözetmelidir. Yani şimdi alt işverenin işçilerine maaşlarını ödemiyor. Bir hak varmış, hakkını sağlamıyor toplu sözleşmeyle mesela ikramiye vermiş. Vermiyor. Şimdi bunu asıl işveren neden denetler? Çünkü ucu ona dokunacak. Alt işverenin maaşı ödemedi. Bu adam, o da sorumlu. O dönemde oldu çünkü. Kendi alışveren ilişkisinin olduğu dönemde oluyor bunlar. Ne yapacak işçi? Ondan da tazminat isteyebilecek. Peki ne yapacak bu durumda? Alt işverenden ona ödeyeceği ücreti asıl işveren kesecek. İşçiye o parayı verecek. Yani alt işverene ödemesini yapmayacak. Ben ona yaptıydım. Ben sorumlu değilim diyemez. Sorumlu. Bunu denetlemek zorunda. Bir diğer madde. Alt işverenin işçilerinin yararlandığı toplu iş sözleşmesine bağlı haklarla ilgili hakların sağlanmasında her ne kadar asıl işveren sorumlu ise de asıl işverenin işçilerinin hak sahibi olduğu toplu iş sözleşmesindeki haklardan alt işveren işçileri yararlanamaz. Bunu zaten az önce tekrar bahsetmiştik. Bir kere daha söyleyelim. Alt işverenin işçileri asıl işverenin işçilerinin sahip olduğu haklardan yararlanamaz. Çünkü iki ayrı iş yeri vardır. Alt işverenin işçileri yalnızca kendi işleriyle ilgili olan haklarından yararlanır. İş sözleşmesinden yararlanır. Toplu sözleşme haklarından yararlanır. Asıl işverenin işçileriyle hiçbir alakası yoktur. Ama bir muvazaa varsa ortada, yani görünürde iki ayrı şirket, evet toplu sözleşmesi de var. Fakat asıl işverenin işçisi gibi çalışıyor. Bir dava açıldı. Bunu asıl işverenin İş yerinin işçisi kabul edildi, işçi. Ne olacak? Eğer diğer yerdeki toplu sözleşme varsa yine ondan da yararlanabilecek. Ama tabi sendikanın aynı sendikaya üye olmuş olması lazım. Yani burada biraz da toplu sözleşme hukuku da devreye giriyor. Burada buna dikkat etmemiz lazım. Bu da çok önemli bir madde ve durum. Şimdi son kısma gelirken burada
Bize zaten maddenin devamında, alt işverenlik kısmında bazı kamu kurum ve kuruluşlarına bir ayrıcalıklar tanımış. İşte bu ihale kanunuyla ya da diğer kanunlarla bazı durumlarda işte sınırsız alt işverenin ilişkisinin kurulabileceğine, bunun muvazaa kabul edilmeyeceğine dair kamu kurumlarına ayrıcalık verilmiş. Devamında bize işte bunlardan bahsediyor. Aynı şekilde işte bu ayrıcalıklı kamu kurumlarının verdiği alışverenlik ilişkisinden işçilerin, hani şöyle diyelim, mesela bir kurumun kendi işçileri var, bir de alışveren işçileri var. Şimdi kurumun işçileri daha iyi şartlarda çalışıyor olabilir. İşte onların yararlandığı bazı mevzuattan kaynaklı hakları vardır, tazminatları vardır, alacakları vardır. Diğer işçiler bunları talep edemez demiş. Bu maddenin topu topu o karmaşık görünen kısmın özeti bu. Tabii bu durum bizim için şunu getirmez, yani şimdi kamu kurumu da olsa eğer gerçekten muvazalı bir işlem yapıyorsa bu muvazayı etkilemez. Bu sadece bizim dediğimiz bazı kanunlarda, işte bu normalde alt işveren ilişkisi kurulamaz ama kanun demiş ki bu durumda kamu kurumları kurabilir. Onları istisna tutuyoruz ama ayrıca, yani bu ayrıcalık da dediğim gibi kamu kurumunun muvazalı işlem yapmasını gerektirmez. Yani alt işverenlik ilişkisi kurup da tutup işte o işçilere alımını o yapıyordur, her şeyine o karışıyordur, yani firmanın hiçbir şey etkisi yoktur, bir tek görüntü de firmadır. İşte böyle bir muvazaada da o işçiler gene asıl işveren olan kurumun işçileri sayılır. Bunun önünde bir engel yok. Engel koyulamaz zaten bunun önüne. Çünkü asıl kanunumuzda zaten bu şekilde yazıyor. Çelişemez birbirleriyle. Son maddede de bunu değerlendireceğiz. Dersimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kolay gelsin.